Ah, lollipop mis gibi. Resmime ilham veriyor. Ah, neler oluyor burada? Aa, kuralları biliyorsun genç hanım, şeker yasak. Niye bu kadar şeker yenir ki zaten? Ha? Bunun nesi var? Açıklamamı ister misiniz? Havalı değil mi? Ben çizdim. İlginçmiş. Neler yapıyorsunuz bakalım? Aa, ne oluyor orada? Hı hı. Ha? Ah, müdire. Şeker yiyemezsiniz. Cezanıza gelecek olursak. Hayır, durun. Aa, burası neresi? Ahım. Dikkatinizi çektiğime göre resim gereçlerinizi alın bakalım. Bu bir kuş sesi. Ve de ilk resim meydan okumanız. Hmm, düşünelim. Ah, şalımdan bunu aldım. Bu benim için o kadar zor olmamalı. Ne? Yoksa bu sandığım şey mi? Ah, git şuradan seni şapşal kuş. Bu da bana avantaj sağlar. Hatta bana üstünlüğü verecek şey de elimde. Bu nasıl buraya girdi? Ah, neyse, ne diyordum? Ha? Kötü bir şaka mı bu ya? Ah, tamam, sonunda. Eşyalarım. Of, harika. Sıkıcı bir kitap daha. İşe yaramaz. Dalış gözlüğümü. Bunların hiçbiri işime yaramaz. Aa, bu formüller de ne? Sanki birini anlayabiliyorum da ama tekrar düşündüm de sayılar işime yarayabilir. Vücudunu oturttuktan sonra şurada birkaç sihirli sayı kullanabilirim. Kafasında da kullanılır. Kuşa benzemeye başladı değil mi? Renkler girsin de öyle gör. İyi misin bakalım cici kuş? Sana güzel zarif tüyler yapalım. Gökkuşağı renklerinde olsun. Bitti. Ne düşünüyorsunuz? Numaraları görebiliyor musunuz? Çarpıcı. Ya siz? Aa, benim burada biraz hava kötüydü. Bu kadar yapabildim. Oh, yokum. Bu turu sen kazandın Annie. Hey, yaşasın. Bana mı? Ha, teşekkürler. Bu koşullar altında çalışamam ki. Böyle olacağını düşünmem gerekirdi. Aa, sıradaki turumuz geldi çattı. Ah, elma nasıl yapılır çok iyi bilirim. Nasıl başlayacağımı da biliyorum. Burada kilit nokta mükemmel bir daire. Peki ya sapını nereye koyacağım? Daire bütün kağıdı kapladı. Başa döndük. Bana biraz ilham lazım. Bir dakika, mükemmel bir elma gördüm. Hı-hı. Onun da dikkati dağınık gibi. Gidiyorum. Görevimiz elma, tam gaz başlasın. Hazır ve nazırım. Temiz ve dikkatlice kesersek tamam. Ha? Annie ne yapıyor? Bırak şunu, otur yerine. Oh, pardon. Of ya, çok da yakındım. Ben de bildiğim gibi çizerim. İngilizce elma kelimesi gibi. Kolay yani. Bir dakika. Kelimeyi beşe bölersem ya da elmayı diyelim. Sonuca bir adım daha yaklaşırım. Evet, şimdi de daha büyük bir beş yapalım. Tek rakamla bir elmanın yarısının yapılabildiğini kim bilebilirdi ki? Bir rakamla başladığımız belli bile olmuyor. Özellikle de içini doldurunca. Renkleri doğru bir şekilde karıştırınca ortaya çıkıyor. Aa, sapını da unutmayalım. Biraz gölge yapalım. Ve birkaç fazladan detay. Bu şey yenilebilecek kadar güzel duruyor. Katılıyor musunuz? Tada! Bitirdim. Ben de. Aa, çok gerçekçi. Ve bayağı iyi, sade. Yani kazanan oldukça bariz. Tebrikler Annie. Kazandım, evet. Gerçek bir elmam olsun isterdim. Ben de. Aa, birileri bunu yiyip bitirmiş bile. Ha, neyse ki benimki sağlam. Ya
ya, benim tatlı mı tatlı oğluşum. Çok yakışıklı. Hatta bence siz onu çizin. Hadi. Gel bakalım. Ben bir köpek uzmanıyım. Bir kafa, vücut ve 4 bacak. Ama biraz sıkıcı duruyor değil mi? Aa, dur, yeniden deneyeceğim. Sanırım daha büyük yapmalıyım. Ah, hala kötü. Öf. Hayır. Hala berbat. Ah. Ah. Hey. Ah. Ne? Sakinleş. Hey, sanırım bir fikrim var. Elimi bir kılavuz olarak kullanacağım. Çünkü dış hatları oturtabilirsem detaylarda yaratıcılığım konuşur. Güven bana bitince harika olacak. Bak, geriye sadece renklendirme kaldı. Bu ufaklığa çikolata rengi gider gibi. O pembe dilini de unutmayalım. Köpüşlerin tipik özelliği. Tadam, sevdiniz mi? Benzerlik su götürmez. Ya seninki? Ah, ne? Ne? Of, çizim yok mu? Bu da sizi kazanan yapar Emma hocam. Aa, epey lezzetli duruyorlar. Teşekkürler. Çikolata köpüşler. Şununla başlayacağım. Güzel duruyor. Nefis. Uf ya. Sakin ol canım. Al bir tane de sana. Ah, cidden mi? Teşekkürler. Tabii, biraz da gerçekçilik zamanı. Hanımlar? Hey! Ah, üzgünüm. Aha, el mi çiziyoruz? Peki, tamam. Aha, bir planım var. Bakalım, bu el işe yarayabilir. Ama bu çok daha iyi. Evet, bu işe bir el attık gibi. Şunun çevresini çizsem yeter. Bu tür çantada keklik. Hey bak. Bir dakika. Cidden mi? Peki. Gayet eğlenceliymiş. Aslında buldum. Aferin kızıma. Ha? Eni? Ha? Ha, bu da neydi ya? Kulaklarınız temiz miymiş? Ha? Rahat bırak beni ya. Çalışmaya çalışıyorum. Dur biraz. Bak ne diyeceğim. Bu el işime yarayabilir. Sanat dediğin ilhamdır. Kopyalama değil. Bunun bükük parmakları da beynimi çalıştırdı. Kırmızı tırnaklar hep modadır değil mi? Bu el iyice bir şeye benzemeye başladı. Ah, bitti işte. Nereye gitti ya? Ah, neyse. Hey. Görelim bakalım. Peki. Ah, bunu nasıl yaptım? Benimki onun yanında yavan duruyor. Aa, aman aman büyüleyici. Müdüre kimi çağırdı? Ödülümü işte. Vay canına, bu muhteşemmiş. Sanat kraliçesiyim, kıskandın mı? Tebrikler. Aklından bile geçirme. Nasılsınız arkadaşlar? Bunu çizebilir misiniz? Başlayın bakalım. Öf, çocuk oyuncağı. Bu tur kilidi pembe renk açacak. Aynen öyle. Önce kağıt bardak gelsin. Sakız pembesi favorimdir. Aa, ölçü almayı bile düşünmedi. Ah, 10 santimetre kadar yeter sanırım. Şimdi de en leziz kısma geçelim. Çok güzel. Ama yeşil yanlış seçim olmuş olabilir mi? Evet. Bu dondurma mı yani? Aa! Bunu çizmek istememiştim. Yeşil yapmıştın değil mi? Amatör hatası. Bence ne kadar gerçekçi olursa o kadar iyi. Büyük ve leziz toplarla başlıyoruz. Renk her zaman sonra gelir. Bu sayede temelimiz daha sağlam olur. Dediğimi anladın mı? Bu detaylar da güzelliğine güzellik katıyor. Bak, dondurma. Kasesinde bile yazıyor. Sonunda sıra sadece renklendirmeye geldi. Dondurma ile uğraşa uğraşa acıktım.
Çizdiğin şeye gerçekten kendini kaptırınca böyle oluyor. Neredeyse bitti. Şuraya birkaç detay daha. Ve oldu. Bitirdim. Gözleriniz ziyafet çeksin. Ha? Ah, bir bakalım. Şaheser diye buna derim. İşte. Öyle mi? Aa! Gerçek bir kova dolusu dondurmaya dönüştü. Şimdiye kadarki en iyi ödül olabilir. Ah, işkence bu ya. Brokoliyi sevmem bile. Tadı ot gibi. Tamam, birinci meydan okuma. Ne olduğunu merak ediyorum. Aa, ne şirin bir köpek. Bizim olabilir mi? Tamam, bunu yapabilirim. Ressamların bunu yaptıklarını görmüştüm. Neden bilmiyorum ama iyi görünüyor. Bayağı küçük bir köpek. Bir dakika, ne yapacağımı buldum. Ha, ne olmuş? Benim de elim var. Aa, anladım, bu kolay. Elimin çevresini çizeceğim. Ne yapıyorsun? En azından mutlu. Elimi kağıda bu şekilde koyuyorum. Sonra kenarlarını çiziyorum. Şimdi bir köpeğe benzetiyorum. Biraz tüy, sevimli küçük gözler ve bir burun. Şimdi biraz da renk katalım. Bayağı güzel oluyor. Çizgilerden taşırmamalıyım. Neredeyse bitti. İşte çok sevimli oldu. Bununla gurur duyuyorum. Onun şanslı adını vereceğim. Gerçekten bayağı iyi. Yani benimkini de sevdim ama... Vay canına, en azından denedin. Kim kazandı? Evet. Bak, bir şey oluyor. Bisküvi, nefis. Hem de kemik şeklinde. Dahice köpek temasını severim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Dur biraz. Bisküvi, kemik, köpek. Dur, onlar senin için değil. Bunların da harika. Tarifini almam lazım. Aa, keşke bunu yapmasaydın. Ne oldu ki? Bu bisküviler oradaki köpek için. Aa, bunu bana söyleyemez miydin? Bunu hak ettin. Hey, gel oğlum. Bak burada ne var. Hadi gel. Aa, aferin oğluma. Aferin sana akıllı oğlum. O kadar poz verdikten sonra acıkmışsındır. Sen çok akıllı bir köpeksin. Yeh yeh, bunlar senin için. La 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 la. Ah, pardon çocuklar. Bu sefer ne çıkacak acaba? Bir yıldız başlayın. Bu ne? Çizim malzemeleri mi? Ama neyse. Molin olsun. Oo, şunlara bak. Vay. Bugün benim şanslı günüm. Kağıdın üstüne şablonu koyalım. Fırçayı da farklı farklı renklerle kaplamıştım. Harika bir etkisi oluyor. Şimdi şablonu dikkatlice kaldıralım. Vay, gökkuşağı gibi oldu. Bayıldım. Sen ne yapacaksın bakalım? Bir arama yapmam lazım. Alo, evet, biraz yardım isteyeceğim. Neler oluyor burada? Yıldız mı çizeceğiz? Ah, kolaymış. Benim gibi bir uzman için hiçbir şey değil bu. İzle ve öğren. Daha zorlayıcı bir şey daha iyi olurdu ama ne yapabilirim ki? Ve bitti. Alkışlarınızı alabilirim. Biliyorum, çok yetenekliyim. Aa, bitirdiniz mi? Aa. Aman aman, sanat eseri gibisiniz. İlhamım oldunuz. Ya yapma. Her gün resmini yapabilirim. Ben gideyim bari. Hiç böyle güzellik görmemiştim. Bunu sana yaptım. Aa, çok romantiksiniz. Siz yanımdayken içim ilham doluyor. Gidelim buradan. Hey, gidemezsiniz resmim. Ya. Pekala, yeni meydan okumamıza geçiyoruz. Dikkatinizi verin. Dondurma külahımı rahatlıkla halledebilirim. Resim yapmaya koyulup sanatçı yanımı konuşturayım bakalım. Dondurmamız da külahımız da hazır. Şimdi de süsleyelim. İşte böyle mutlu ve tatlı bir dondurma. Sırada boya zamanı var. Yine de biraz şıklaştıracağım. Tamamdır, bakalım bu düşündüğüm gibi olacak mı? Mavi ile başlıyor. Ve şimdi de mor geliyor. Gözlerin etrafından boyamam lazım. Şimdi de pembe ile son rötuşlar. Tam planladığım gibi. Mükemmel. İşte harika bir dondurma külahı diye buna derim.
külahımızı da boyasak iyi olur. Öyle boş boş bırakamayız. Bence sarıya boyamak cesur bir zıtlık katacaktır. Oo, bunu nasıl yaptın ya? Müthiş olmuş. Derinliğimizi de ölçsek iyi olacak. Evet, güzel. En az bu kadar harika bir şey yapmam lazım. Bakalım. Oh, işte tam ihtiyacım olan şey. Pardon. Selam. Dondurmanızı alabilir miyim lütfen? Ah, seni tanımıyorum, imkanı yok. Ama çok 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 ihtiyacım var. Ne oluyor ya? Benim bu. Bırak şunu ve git başımdan. Aa! Kaptım bile. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Oh, peki geldim geri. İşe koyulsam iyi olacak. Bu güzel bantla külahı yerine sabitleyeyim. Biraz daha sağlam olmalı. Şöyle aşağıya da bir tane yapıştırayım. İşte bu kadar. Bu kadarı güzel ve sağlam olmuştur. Mükemmel. Hocam, size sanat eserimi göstermeye hazırım. Ah, bu kadar hızlı mı? Heyecanlandım. Oh, bu sanat sayılır mı ki? Hayır, pek sanmıyorum. İyi, sen ne yaptın? Göster bakalım. Oh, peki o zaman. İşte bu çok daha iyi. Çok tatlı ve rengarenk. İşte ödülün. Oh, güzel. Ben de acıkmaya başlamıştım. Dondurmaya bayılırım. Oh, bu epey soğuk. Bir dakika, bu da ne ya? İmdat, dondum. Ha? Ne oluyor sana ya? Oh, dondurma galiba fena soğukmuş. Amanın, gitti çocuk. Uf, umarım iyidir. Şimdi ne yapıyor bu kadın? Anlayamadım, havlularla ne yapıyor ki? Selam, hala buradayız, hatırladınız mı? Aha, peki, tamam o zaman. Alın işte bir flamingo. Oh, flamingo demek. Peki, eğlenceli olacak. Ben en sevdiğim yöntemi deneyip elimi kullanacağım. Peki, güzel. Şimdi de kağıdı döndürelim. Bu kuşun bir kafası olmalı değil mi? Sonra da tabii ki koca gagası. Gözler de tamam. Şimdi de kanatlar. Uzun bacakları da unutmamalı. Son olarak da renk. Flamingo dediğin pembesiz olmaz. İşin bittiğinde çok güzel olacak. Eminim bundan. Boyamaya devam, boyamaya devam. Biraz daha boyadık mı? Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Oranlarımın doğru olması lazım. Ah, göz kararı yapacağım. Ben de böyle gözler varken yanılmam. Peki, şöyle gibi görünüyor sanırım. Tamam peki. Flamingo gibi oldu galiba. Ah, şöyle güzel bir duşa cidden ihtiyacım varmış. Neler çizdiniz bakalım? O da ne öyle? Tuhaf bir tavuk mu? Of, evet üzgünüm ama ona katılıyorum. Seninkisi gayet güzel görünüyor. Flamingo meydan okumasını sen kazandın. Tebrikler. Tek başıma kazandım. Baksana, üzülme öyle. Tabii ki paylaşacağım. Aa, teşekkürler. Kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağladı. Güllü seven dikenine katlanır demişler. Peki, evet, çiçek resmi yapma zamanı. Aa, hayır. Buralarım kurumuş. Of ya, şimdi ne yapacağım ben? Resim malzemesi almam lazım. Bakalım hangi renkle başlasam? Tabii ki pembe. Hayır, bunu alamazsın. Ona ihtiyacım var. Lütfen. Benim boyam kupkuru ve berbat. Hayır dedim. Kendi kendine bir yol bulman lazım. Peki. Gülümü nasıl çizsem? Zarif bir şey olmasını istiyorum. Peki tamam. Sanırım bu iş görür. Boyasını paylaşmadığına inanamıyorum. Çok kötü biri. Bu durumda gereğinden fazla sinirleniyorum. Sakinleşmem lazım. Biraz başım dönmedi değil. Poşete ne oldu ya? Harika. Üstüne boya bulaşmış. Çık üstünden, çık dedim boya. Affedersiniz. Boyanız kağıdınızda kalsın lütfen. Ha? Poşeti kullanarak boyayı sürebilirsin. Çözdüm. Onun da dediği gibi kağıda böyle bastırabilirim. Şuraya bir tane, bir de şuraya koysam mı? Aman tanrım, harika oluyorlar. Kim bilebilirdi ki? Bakalım başka ne yapabilirim? Buldum. Nereye gitti bu? Ah, ne fark eder, kafasına göre takılsın. Ben de o sırada şunu ödünç alayım. Evet, tamamdır, fırçayı aldım. Artık kağıdımı tamamlayabilirim. Güzel çiçeklerin altında yaprakları olmazsa olmaz. Süre doldu. Kağıtlarınızı göreyim lütfen. Peki, ben hazırım. İşte resmim. Güzel değil mi? Yani güzellik görecelidir ama yok değil. Onunki güzel. Müthiş olmuş. Aynen öyle. O yüzden bu turun kazananı o oluyor. Evet, bir yarışmayı daha kazandım. İnanamıyorum. Oo, şekerler mi? En sevdiğim bak. Evet, tebrikler. Hey, çok eğlenceli. Oh, bu da ne? Şuna baksana. Emma, bırak onu. Nanik. Küçük hanım, hemen duruyorsun. Beni dinliyor musun? Amanın, gözü yine şu garip dikli şey yapıyor. Başımız belada.
Sakin ol. Şunu al. Ver şunu. Gerginliğimin eridiğini hissedebiliyorum. Daha iyiyim. Beni anlıyorsun canım. Dur biraz, ben bunu kullanabilirim. Önce bir ağaç çizelim. Doğayı sevmeliyiz. Bu siyah kalem de dallar ve gövde için ideal. Güzel görünüyor. Şimdi de baloncuklu naylondan biraz alıp boyaya batıralım. Pembe ve beyaz karıştıralım. Resmin üzerine bastıralım. Yaprak görünümü veriyor. Güzel çiçekler açan bir ağaç oldu. Beğendin mi Emma? Ah, tersmiş. Vay anne, müthiş olmuş. Hey, ben de bunu kullanabilirim. Ne yapacağımı biliyorum. Nasıl görünüyorum? Beni övmenize gerek yok. Sanat eseriyim ben. Ciddi misin? Harika olmuş baba. Kazanansa annem. Yine mi? Vay, gurur duydum. Cidden mi? Dur da şu baloncuklarını patlatayım. Sen de bir resim yarışmasında olmak ister miydin? Arkadaşlarınla yap bir tane. Nasıl olduğunu da bize anlat. Ayrıca daha fazla heyecanlı içerik için YouTube kanalımıza abone olmayı da unutma.